Allah bize verdi. İnşallah kimseye vermez. Evladımız tıp fakültesi 2. sınıfa geçtikten sonra yaz tatilinde buraya geldiğinde öksürük, basit bir küçük, çok hafif bir öksürükle, nefes darlığıyla, bir de boğazındaki yutkunmada zorlukla şüphe üzerine İnegöl Devlet Hastanemize gittik. İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonrasında akciğerinde bir kitle olduğu görüldü. Akabinde tomografi ve MR'dan sonrasında da lenfoma hastalığına, lenf kanserine yakalandığı anlaşıldı. Bunun üzerine Uludağ Üniversitesi Hematoloji Bölümünde şu anda kemoterapi görüyor. Hastalığın seyrinde sonraki aşamalarda da ilik nakli olacak. Şu an için tedavinin yarısındayız ama kardeşlerinden örnekler alındı. Kardeşlerinin örnekleri tutmadı. Benim iki oğlum daha var geride. Artık bundan sonrası insanların bağışlayacağı kök hücreye bağlı. İnşallah uygun bir donör bulunursa benim kızım da dünyadaki tüm insanlar da kurtulurlar. Bizi seven dostlarımız, akrabalarımız, İnegöl'deki kardeşlerimiz sağ olsunlar. Sosyal medya üzerinden böyle bir çağrıda bulundular. Bizler de bunu istedik. Kendi çocuğumuza da ve diğer tüm hastalara da şifa olması adına bu kampanyaya İnegöl'ümüzde Heykel Meydanı'nda 15 Kasım tarihine kadar Kızılay Kan Merkezi'nin kan alma yerleri var. Burada kan bağışında bulunurlar. Aynı zamanda kök hücre bağışında da bulunmak isterler ise o kök hücreler belki benim kızıma, belki de dünyada başka bir evlada hayat verir. Bu nedenle bu kampanyayı başlattık. Umuyorum uygun bir donör buluruz. Halkımızın büyük bir kısmı sanıyorum kök hücrenin nakliyle ilgili veya bağışçılıkla ilgili çok zor bir ameliyat süreci, operasyon süreci olduğunu düşünüyorlar. İnsanlar çok fazla bu konuda bilinçli değil. Sadece bir tüp kan vererek kan sonucunda kök hücre tutarsa alınacak olan yine bir tüp kadar bir ilikten dolayı nakil yapılabiliyor. Bir operasyon değil, bir ameliyat değil. Son derece basit bir yöntem. Bizim çocuğumuzun profesörleri bize bu şekilde söyledi. Biz de onlardan anladığımızı size aktarıyoruz. Küçük bir şırıngayla alınabilen bir ilik. Sadece bu kadar. Ama insana hayat veriyor. İkinci sınıfa geçmiş idi. Ancak bu hastalığını yaz tatilinde öğrendiğimiz için 29 Ağustos günü öğrendik. Dolayısıyla okulunu dondurmak zorunda kaldık. Bu sene gidemeyecek ama Allah inşallah nasip edecek ki gelecek seneye okuluna devam edecek. Bu tedavi 7 ile 9 ay arasında süren bir tedavi. Sonuçlandığı zaman gelecek sene tıbbını okuyup belki de ileride bu bölümde ihtisas yapacaktır. O da insanlara şifa dağıtacaktır diye düşünüyoruz.